Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Şimdi Ercan meselesiyle başlamak isterim. Çok uzun konuşmayacağım. Sadece belli başlı sorunlara değineceğim. De az önce sevgili Fikri Toros aslında ders niteliğinde bir konuşma yaptı. Ve Sayın Erhan Arıklı'nın kendisinin değil sadece ondan öncekilerin de 55 defa gündeme getirdiği 15 Kasım'da Ercan açılacak iddiasına bir vurgu yaparak söylediği şeylerin 3-4 gün gündemi meşgul etmesine rağmen her defasında sonuç bulmadığını anlattı. Ama başka bir şey daha söyledi. Gerek Mausa Limanı'yla gerekse bizim kendi bütçemizin el vermediği büyük yatırımlarla ilgili olarak kamu özel ortaklığı modelinin uygulanmasından bahsetti. Ki bu kamu özel ortaklığı modeli gerçekten büyük yatırımlarda ve elimizden çıkmaması gereken stratejik noktalardaki büyük yatırımlarda doğru sözleşmelerle düzenlenmesi gereken bir alan. Ama Ercan meselesinde hiç unutulmaması gereken bir şey yaşandı bu ülkede. Neden insanlar kamu özel ortaklığı denildiği zaman bile alerjik bakıyorlar? Bunu ifade etmek için önemlidir. Hatırlarsınız âlâ yuvâlâyla ellerde böyle devasa bir çekle birlikte fotoğraflar çekilmişti. Tarih neydi? 11'in sonu, evet. Öyle fotoğraflar çekildiydi. Sonra o sözleşme çerçevesinde biliyorsunuz oradaki yatırımın tamamlanması için defalarca her sene tekrar tekrar yok orada askerin bulunduğu bir alan var, o alanın boşaltılması gerekir, o alan boşaltılmadıkça sözleşmenin süresi bile başlamaz gibi tartışmalar yaşandı bu ülkede ve hala yaşanıyor. Yani son işte mefruşattır, bilmem nedir, tekniktir, donanımdır falan filandır meselesi gündeme geldi. Ama sözleşmenin ne zaman başlayacağı ki son derece önemlidir kamu özel ortaklığında. Yap işlet devret de son derece önemlidir. Efendim? Ha, işte o mesele bizi getirdi, öyle bir noktaya getirdi ki başta yapılan bütün hesaplar allem gallem oldu. Ve eğer bu memlekette herhangi bir yerde kamu özel ortaklığı gündeme gelecekse veya yap işlet devret gündeme gelecekse o gün o çekleri tutan zihniyetin bunu yapmaması gerektiği çok açık bir şekilde ortaya çıktı. Çünkü çeki tutarsınız ama sözleşmenin başlangıç tarihini bile sözleşmede belirleyemezsiniz, doğru dürüst. Üstünden seneler geçer. Çeşitli hükümetler gelir, 4 sene daha uzadır başlangıç tarihini, bilmem kaç sene daha uzadır. Ve hala hukuki tartışmadır. Sözleşmenin başlangıç tarihine geldik mi? Evet, onu söylüyorum. 4 sene sözleşme uzadıldı diye aklımda, isim vermeyin, bir bakan döneminde ve başlayıp başlamadığı bile tartışma konusu. Arkadaşlar böyle sözleşme yapılmaz. Böyle yap işlet devret olmaz, böyle kamu özel ortaklığı da olmaz. Dünyanın da hiçbir yerinde olmaz. Ve geldiğimiz noktada tabii elim sende, o ona değer, o ona değer, o ona değer. Geldi Erhan Arıklı, Erhan Arıklı dedi 15 Kasım'da açıyorum. Balon puf, o da patladı. Ama esas patlayan 15 Kasım değil. Yani 15 Kasım'da açılmamış da Şubat'ta açılmış, Nisan'da açılmış, bilmem ne. Bu kadar seneden sonra 3 ay geçmiş, 5 ay geçmiş, çok mesele değil. Mesele o sözleşmenin ciddiyetle yapılmaması dolayısıyla bu ülkenin kaybettiği zaman ve bu ülkenin kaybettiği gelirdir. Çünkü hepsiniz takdir edersiniz. O süre dolduktan sonra şu devlete kalacak. Esas şimdi de yüksek bir kar marjı var. Ama devlete kaldıktan sonradır esas devletin elde edeceği gelirin oranı. Ve biz o süreyi sürekli öteliyoruz. Sürekli. O sözleşmenin abuk subuk yapılmış olmasından kaynaklanıyor bu iş. O ihalenin de abuk subuk yapılmış olmasından ve o çekilen fotoğraf çektirme sevdasından geldik buralara. Onun için altını çiziyorum. Bu işler yapılırken ne kadar dikkatli olması gerektiği noktasında. Ha şimdi, dün ben ayrılmak zorunda kaldım bir sağlık sebebi. Dolayısıyla Fikri Bey'in konuşmasından öğrendim. Yani
kelimeleri çok dikkatli seçmeye çalışıyorum. İki gündür çünkü ağzıma gelen kelimeler kullandığım kelimeler değil. Ama ağzıma gelenler gerçekten duygularımı ifade eden kelimeler. Yani akıl işidir. Sayın Turizm Bakanı çıkacak bu kürsüye da diyecek ki biz Girne Antik Liman'la ilgili ihaleyi gerçekleştirdik. Muhteşem olacak orası bilmem ne. Da sorulacak kendine mendirek meselesi ne oldu? Da diyecek ki kusura bakmayın mendirek Ulaştırma Bakanlığı'nın alanında, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı alanında. Dolayısıyla biz onu ihale kapsamına koymadık. Arkadaşlar bu memlekette ne zaman vazgeçilecek her bir bakanlığın ayrı bir şato gibi görülmesinden ve her bir bakanlık sanki ayrı bir cumhuriyettir yaklaşımıyla ele alınmasından? Yani bu memlekette siyasi istikrar sorunu var ya, Fikri Bey sağ olsun memlekette istikrarın sembolüdür ha. Fikri Bey memlekette istikrar abidesidir. Ne zamandan beri Turizm Bakanı'dır Fikri Bey? Benim hatırladığım 2016 değil mi? 2017-2022. 5 senedir Turizm Bakanı olan bir arkadaşımız Girne Antik Liman'la ilgili ihaleye çıkarken eğer mendirek meselesi Ulaştırma Bakanlığı'nın alanındaysa ikisi de aynı bakanlar kurumunda yan yana otururlar. Gel hadi bu mendireyi de koyalım bunun içerisine de bunu da tamir ettirelim demeyi aklı kesmiyor. Ya onun ya Erhan Bey'in ya bütün bakanlar kurulu. Ve şimdi biz acaba nereden para bulacak da mendireyi bilmem ne yapacak. Bu konuşuluyor. Çünkü arkadaşlar saldım çayıra Mevlam gayra gidiyor memleket. Yani burada sen haftalarca konuştuk bilmem neredeki aydınlatma. Karayollarının mı görev alanındadır, belediyenin mi görev alanındadır? Memlekette 32 tane hükümet. Herkes ayrı bir hükümet. Ve aynı mantık, işte Ercan'daki o demin bahsettiğim sözleşmedeki sakatlık geldi şimdi. Mendirek için de ayrıca Ulaştırma Bakanlığı bilmem ne ihalesine çıksın. Ya da kendi parası varsa yapsın. E Devrim Bey anla diyor zaten parası da yok. Onun için yapmasın. Ondan sonra o da yıkılsın başımıza. Aferin pop biz Girne'de bilmem ne yaptık. Arkadaşlar bu zihniyetle, bu ciddiyetsizlikle gittiği müddetçe bu işler geleceğimiz nokta bunun ötesi değil. Nitekim öyle otururken uğraşla kendi kendime not aldım. Nelerle ilgilendi Erhan Bey bu süre içerisinde? Bize dedi ki Ercan 15 Kasım'da açılacak, puf patladı. Rusya'dan direkt uçuş olacak, puf o da patladı. Trafik soldan sağa geçecek, berikat versin patladı. Çünkü yani akıllara durgunluk verecek bir şey. Akıl işi değil. Ondan sonra birazcık düzeldeyim onu. Sol direksiyon arabada ithal edilecek. E o da tabii ki patladı. İyi ki patladı. Zaten mantık almaz, akıl almaz. Ama akıl almaz şeyleri kamuoyuna her Allah'ın günü. Yani böyle bir iki haftada bir Erhan Bey'den sürpriz yumurtalar çıkar. Öyle alırsınız o sürpriz yumurtaları kırarsınız. Ne çıkar içinden bilmezsiniz. Hocam benim trafik sola aktarılacak diye herhangi bir demecimi duydun mu? Sizin trafik sola aktarılacak şimdi lafını sonra düzeltip sol direksiyon ithalatı yapılacak. Hatta madem sordunuz. Lütfen o sol direksiyon bir daha oku. O sol direksiyon büyük araçların da bir kısmının ortalıkta da göründüğüne dair ben sevmem öyle rivayetler üzerinden konuşayım ama açtınız diye. Sol direksiyon araçlara sizin döneminizde de izin verilmişti. Hayır sol direksiyon. O zaman direkt sorayım. Sol direksiyon araç geldi mi sizin döneminizde memlekete? Zannediyorum 5-10 tane gelmiş olabilir. Ve bu da sizin döneminizde de geldi. Bu tartışmada vallahi kimin döneminde gelmiş olur? Benim dönemimde. Bu sol direksiyon evet sizin dörtlü koalisyon döneminde de geldi. Nerede? Keşke burada olsaydı Tolga Bey. Bilgi bilmiyorum. Vermek istiyorum ben sizlere. Bu zaruri iş araçlarıyla ilgili dünyada sağ direksiyon üretilmeyen araçlarla ilgiliyse eğer telaffuzunuz bence çok doğru değil. Çünkü bu ülkede iş hayatının devamlılığı zaruridir efendim. Bu noktada iyice bakılması gerekiyor. Ben de şimdi ilk kez duyuyorum. Salon araçlar Hasan Bey ben zaten salon araçlarla ilgili iş aracı olup da sol direksiyon ancak geldiğini iş aracı, sormadım. İş aracı ise o zaman çıkarsınız. O zaman Erhan Bey çıkar. Evet. Bu tartışma yani trafik soldan sağa geçecek tartışması benim uydurduğum bir tartışma değil. Dört gün sürdü bu memlekette bu tartışma. Çok saçma bir tartışma. Bunu ben söylemişim gibi ilan etti. Sonra siz tartıştınız ben de gülüp geçtim.
Defalarca da açıkladım. Benim böyle bir açıklamam yok kardeşim. Ben hiçbir şekilde böyle bir açıklama yapmadım. Siz sol direksiyon araç bununla ilgili çalışıldığını çalışma var. Bir teknik rapor istiyorum. Ne var bunda? Peki siz bir akademisyensiniz. Bir konunun niçin olmayacağını en azından teknik olarak ortaya koymanız lazım. Bununla ilgili uzmanlardan görüş istiyoruz. Ne var bunda? Hayır, yani bununla niye rahatsız etti sizi bu? Vallahi bununla ilgili açıklamanızı sizin gerekçeleriyle birlikte ortaya koymak lazım. Siz nereden, ben soruyorum o zaman, nereden aklınıza esti daha? Onu da açıkladım. Ne dedim diyor? Ki Türkiye'de çok önemli bir araç giriyor, devreye giriyor. Bu araçla ilgili olabilir mi, olamaz mı? Peki siz TOK'tan görüştünüz. TOK'tan görüştünüz ve TOK size dedi gidip ki ben asla... Gidip konuşacağız dedim. Lütfen o... Ben asla sağ direksiyon... Ama durup dururken Erhan Bey... iyi okuyun. Erhan Bey, bu memlekette bakanlık yapmak ciddi bir iştir. TOK'un sizden öyle bir talebi yok anladığım kadarıyla. Sizin TOK'la bir görüşmeniz yok. Ama siz durduğunuz yerde bu memlekette TOK sol direksiyon araba üretiyor. Biz de sol direksiyon araba ithalini TOK bu ülkeye gelsin diye serbest bırakmak konusunda bir bilimsel araştırma yaptırıyoruz diye kamuoyuna açıklama yapıyorsunuz. Ne var bunda peki? Nasıl ne var bunda ya? Yani bu memleketin, uzmanlarım neticede bir rapor hazırladı. Önümüze peki getirdi, sizin bu açıklamanızın manası ne? TOK size demiş olsaydı ki, yani bunu dediyse söyleyin bize. TOK size demiş olsaydı ki ben sol direksiyon üreteceğim bir arkadaş. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bunun alınmasını istiyorum. Sizden rica ediyorum araştırın deseydi onun bile kendi içinde son derece yanlış hocam, olurdu da. Netice itibariyle benim ağzımdan şerit değişiklikle ilgili en ufak bir kelam çıkmadı. Sizin arkadaşlarınız bunu uydurdu ve 2-3 gün bu konuda benim havanda su dövüldü. Evet. Ben benim arkadaşlarımın içerisinde bu tartışma açıldığı zaman toplumda bununla ilgili görüşlerini söyleyenler olduğunu biliyorum. Ben neçin sustum söyleyeyim size. Ben söylemedim. Beni, bakın göresiniz sosyal medyamda bile yoktum. Neçin bilirsiniz? Üzgünüm Erhan Bey ama bu saydığım açıklamalardan sonra sizi ciddiye almadım da onun için. Almadım çünkü yani her söylediğiniz bizi 5 gün boşu boşuna meşgul eder. Ondan sonra da memlekette gerçek sorun olan mesela karayollarının aydınlatılmaması sorunu ve bundan dolayı trafik kazalarının bir miktarının da bundan dolayı gerçekleşmesi sorunu da ne dedi Devrim Barçın? Ne dedi? Açın o mikrofonu da halk da duysun sizi. Lütfen açın da duysun halk onu da ben cevap vereceğim tam da söylediğinize çünkü. Devrim Barçın az önce açıkladı. Yani bu bütçeyle benim bu eleman yetersizliğiyle yolların aydınlatılmasını sağlamam mümkün değil. Benim orada bir tane elektrik teknisyenim var. Bir tane aracım var. Koca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yanmayan lambaları değiştirebilmek için. Bütçe istiyoruz, bütçe yok. Birazdan açıklayacağız. Dolayısıyla yani eleştiri yaparken lütfen biraz insaflı olun. Hayır, bak Devrim Barçın gayet güzel çıktı bu bütçeyle. Bir şeyler yapabilirseniz seni tebrik ederim manasında konuştu. Evet. Budur. Mesele ben de, bu. Ben de ne diyeceğimi bilirsiniz buna karşı. Siz hükümetin 3 ortağından birisiniz. Eliniz armut toplar. Da bu memlekette yollardaki elektrikle aydınlatmayı yapamayacak bir bütçe sizin önünüze konur. Ve birazdan o bir bütçelerde konuşacağız. Dün başka bütçelerde konuştuk. O bütçelerde nelerin fazla olduğunu, nerelerde danışmanlar bilmem ne olduğunu da konuştuk. Ama sizin eliniz armut toplar. Bu memlekette karayollarında aydınlatma yapamayacaksınız çünkü bütçeniz yetmez. Ama maliye sizinle görüştüğü zaman size verilene razı olursunuz. Ve bir tane elektrik teknisyenin var diyorsunuz. Şu anda bu hükümet döneminde kaç tane işçi istihdam edildi onu da söyleyin. Söyleyin onu da. Kaç tane geçici işçi istihdam edildi? 80. Kaç tane mevsimlik işçi 6 ay uzadıldı? Bunları da söyleyin ama bir tane elektrik teknisyeni var karayollarında. Çünkü siz ihtiyaç olan alanlara istihdam yapmıyorsunuz. Çünkü sizin derdiniz hizmet vermek değil. Sizin derdiniz partizanca istihdam yapmak. Bunları da konuşun. Yani biz burada zannedersiniz seyrederik televizyon gibi sizi. Bilirik ne yaptığınızı. Ama hala daha evet çok büyük bir ihtiyaçtır. Planlama inşaat dairesinde de ihtiyaç var. Sizde de karayollarda da ihtiyaç var.
Ama ihtiyaç olan yerlere değil, ihtiyaç olmayan yerlere durmadan partizanca istihdam yapmaya devam. İhtiyaç olan yerlerde de ondan sonra kusura bakmayın. Bu mendirek Erhan Bey'in yetkisinde. Aydınlatma Erhan Bey yapamıyor, bütçede para yok. Aydınlatma Erhan Bey yapamıyor çünkü elektrik teknisyeni yok. Ama bizim gündemimiz ne? Bizim gündemimiz koskoca tok, sanki sağ direksiyon araba üretmeyecek hiç. Bütün dünyaya açılmayı planlıyor. Erhan Bey oturduğu yerde tok adına karar verdi ve açıklama yaptı kamuoyuna. Müjdeler olsun yurdumun toprağına, daşına. Ben sol direksiyon araç ithalatını serbest bırakıyorum. 5 gün memlekette başka gündem yok. Erhan Bey'in gündemine uğraşıyorduk. Ondan sonra da ben öyle dediydim, öyle demediydim. Çıkın söyleyin ne dediydiniz o zaman. Daha herkes de anlasın. Milli Hava Yolu Şirketi dün kurulduydu, yarın kurulduydu. Erhan Bey hükümetten istifa ediyordu. Çekiliyordu 4. defa. Hükümetten çekildi. Biz Milli Hava Yolu Şirketi'ni tartışmak zorunda bırakıldık memlekette. Arkadaşlar bütün bunlar ne şanlıdır bilirsiniz. Laf olsun diye değil. Bu kadar gayri ciddi bir şekilde, bu kadar ciddi bir mesele ele alınamaz. Alınırsa daha bu hale gelir, yüzünüze gözünüze bulaştırırsınız. Dalga konusu olursunuz ve toplumda gereksiz sizin yarattığınız balon gündemlerle meşgul olur. Gerçek gündem neyken? Gerçek gündem çok basit bir şekilde sıradan gelebilir size ama insan hayatıyla ilgilidir. Yolların aydınlatılmasıyken ve ondan daha büyük gündem ararsanız gerçek gündem bu memlekette birazdan ekonomide konuşacak. En fazla gelir getiren sektör bu memlekette öncü sektör dediğimiz sektör turizm sektörü. Az önce Fikri Bey bahsetti. Turizm sektörüyle ilgili olarak yaşadığımız ne? Hani buradan arkadaşlar milliyetçi çukremeler yaparlar ya. Turizmde Güney Kıbrıs'a bağımlı noktadadır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Öncü sektöründe Güney Kıbrıs'a bağımlı noktadadır ve geçmişte yaşadık. İsrail'den gelen turistlerin bu tarafa geçişi engellendi. Bir defa dokundu, bir defa dokunduğu anda ortalığı allem gallem etme şansına sahip. Budur gerçek gündem. Ama biz bu gerçek gündemi konuşabileceğimiz alanlar var mı? Var. Fikri Bey anlattı. Ercan Havalimanı açılacak. Çok da güzel oldu, çağdaş oldu, modern oldu. Gecikti, sözleşme kötüydü. Açılacak bilmem ne. Ama sonuç itibariyle sizin turizminizin %80'i ulaşım açısından Güney Kıbrıs'a bağlı olmaya devam edecek. Gerçeklik bu. Bu gerçeklik, bu olgu karşısındaki tavrınız ne? Olgu bu, algı ne? Algı 15 Kasım'da Rusya'dan direkt uçuş oluyor. Bana sorduklarında televizyonda ne dedim bilirsiniz? Belki de olur. Konjonktürel olarak ansızın Rusya bu kargaşanın içerisinde bir tane uçağın tekerleğini değdirir Ercan'a, değer ve kakar. Bir daha da ne Rusya görürsünüz orada ne bilmem ne görürsünüz. Konjonktürel olarak ansızın böyle bir şey bir defa olur. Ama bizim derdimiz bir defa olması değil. Bizim derdimiz turizmde, hepsiniz bilirsiniz. 2025 görüşülür şu anda. Kimler booking yapacak 2025'te? İnsanlar bir sene, iki sene önceden kendi uçuşlarını ayarlamaya başlarlar artık. Ha siz burada milliyetçi hamaset yapacaksınız. Güven yaratıcı önlemler elimin tersine itiyorum. Hiçbir şekilde görüşmem diyeceksiniz. Ercan'ı yok 15 Kasım'da açacağım Rusya'dan direkt uçuş gelecek diyeceksiniz. Ama Ercan Havalimanı'nın gerçekten uluslararası alanda sıkıntı yaşamadan uçuşlara açılabilecek bir havalimanı haline getirilmesini konuşmaya bile değer bulmayacaksınız. Çünkü kurduğunuz milliyetçi diskur içerisinde, söylem içerisinde bunun hiçbir yeri olmayacak. İşte bu memlekette Kıbrıs sorunu, dün konuşmamda söyledim, sadece Kıbrıs sorunundan ibaret değil. Kıbrıs sorunu sadece kapsamlı çözümden ibaret değil. Kapsamlı çözüme kadar ki dönemde bu memlekette ekonomiyi nasıl ayakta tutacaksınız? Nasıl o biz söylerdik hoşunuza gitmezdi şimdi siz de söylemeye başladınız. Kendi ayakları üzerinde durma denilen hedefe nasıl ulaşacaksınız? Bunları görüşerek ulaşacaksınız. Bunları zorlayarak ulaşacaksınız. Hayır bunları zorlamayacaksınız. %80 oraya bağımlı kalacak. Konjonktürel olarak Rusya'dan uçak gelip tekerleğinden değdirebilir ya.
konjonktürel olarak güneyde ansızın engel koydum önüne dediği anda turizminizi sizin battoz eder. Hani dersiniz ya bize, biz işte, hatta öyle laflar da var. Sayın Tatar benim için de kullanır. Rum sevici falan gibi böyle tuhaf, kendi kafasındaki tuhaf algıları yansıtan. Aslında ben size buradan neyi söylüyorum? Bugünkü konjonktürde Kıbrıs sorunundan dolayı siz hiçbir şeye güvenemezsiniz. Hiçbir şeye güvenemediğiniz için kendi durumunuzu sağlamlaştırmanız lazım. Ama bunu görüşmeye dahi yaklaşmayan, biz kabul edin de demedik, görüşün dedik, hatta ekleri de koyun dedik, yanaşmayan bir yaklaşım var. Ama atış serbest, her şey konuşulabiliyor. Onun için arkadaşlar, bu bakanlık bütçesinde Turizm Bakanlığı'yla da bağlayarak şunu söylemek istiyorum. Mesele plan program meselesidir, mesele ciddiyet meselesidir, mesele bütçe görüşülürken ama Buraş'ta görüşülürken değil. Bakanlar Kurulu'nda görüşülürken sizin bakan olarak o ciddiyeti, o sorumluluğu gösterip de ya yollarda aydınlatma sorunu var. Benim bütçemde bununla ilgili para yok. İnsanlarımız ölüyor bu sebeple. Onun için bu parayı burada buraya koyacaksınız diyerek direkli durmanızdır. Belediye seçimlerinden sonra acaba istifa eder miyim? Milli Havayolu şirketinden sonra acaba istifa eder miyim? Bir konuda tehdit edecekseniz hükümetteki ortaklarınızı, tehdit edeceğiniz konu buydu. Bu bütçeye aydınlatma ile ilgili doğru dürüst para koymazsanız ben bu memlekette trafik kazalarının sorumluluğunu üstlenemem arkadaş demekti marifet. Ha, bu marifeti göstermeyip durmadan gündem saptırma marifetiyle işte memleketi getirdiğiniz nokta budur. Teşekkür eder, saygılar sunarım.